Evet, benden çok istenen bir şeyi paylaşıyorum. Misafir menüsü. Menü ya da menü ya da menü neyse işte. Ispanaklı börek yaptım. Bu ıspanaklı börekleri yufkalara açtım. Bir sos hazırladım. Bir videoda paylaşmıştım zaten. Bol zeytinyağı, yoğurt, süt ve yumurtayı çırpıp aralarına sürdüm. Bazılarını bir kat, bazılarını iki kat yaptım. Şöyle rulo yaptım. Ispanağı da bol soğanla kavurdum. Karabiber, pul biber vesaire. Gelelim etsiz çiğ köfteye. Etsiz çiğ köftenin tarifini zaten vermiştim. Bu ama cevizli. Burada şöyle kutlar yaptım. Alt tarafı beyaz muhallebi, üst tarafına çikolata, bita çikolatayı biter çikolatayla erittim. Arasına da bisküvit koydum. Burada revani var. Yarısını yedik. Yarısını götürdük. Ve burada patates salatası. Patates salatam da biraz değişik oldu her zamanki yaptığımdan. Fark ne? Bol pul biber. Ya, açıktım ya, ağzım şey yaptı. Bol pul biber, karabiber ve kimyon var içinde. Mısır, bezelye vesaire yok. Patates, soğan, yeşil soğan. Ha bir de o, yeşil soğan var. Başka? Şimdilik bu kadar. Evet, bu da böreğin son hali. Gerçekten özellikle, ha bunu da söyleyeyim, sosun içine biraz karbonat koydum. O da biraz böyle şişmesini, daha böyle havalı olmasını sağlıyor. Evet, benden şimdilik bu kadar. Diğer videolara bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Misafirlerim beni bekliyor. Hepinize merhabalar. Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Etsiz çiğ köfte yapıyorum. Bunun tarifini ben aslında vermiştim ama şimdi çok detaylı vermek istemiyorum. Yani vermeye gerek yok. Yalnız ufak bir detay vermek istiyorum. O da şu. Bu sefer içine ceviz koydum. Cevizli etsiz çiğ köfte. Ya bence çok güzel oldu. Tanıyan bakan ev ahalisi de beğendi bence. Beğendiler herhalde. Evet. İşareti aldım ama ses yok. Şöyle sıkıyorum. Güzel bol zeytinyağı koydum malzemeye. Yine püre koydum. Ve şimdi diğer videoya gitmek için köftenin üzerine lütfen tıklayın. Evet, tıklayın. Şimdi şu köftenin üzerine tıklayın. Diğer videoya bağlıyorum sizi. 1, 2, 3 son kez tıklayın lütfen. Hala tıklamadınız. Hadi öbür videoya. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.